açıklama yaptı abi. Dünyanın en iyi 10 ekonomisinin arasına sokacağım dedi ülkemizi. 20 senedir niye sokmamış ki? Hani niye sokmamış? Şimdi mi aklı başına geldi bunun da? Biz kaç senedir diyoruz ki ekonomi kötüye gidiyor diyoruz. Hala şey yapmadı kendisi, dinlemedi bu millete. Şimdi kötü olduktan sonra mı dinliyor? Nasıl sokacakmış? Bir de merak ettim. Nasıl sokacakmış? Onun cevabını verdim ya. Ben dinlemedim çünkü. 2023'te yetkiyi verin dedi. Gerisine karışmayın dedi. Geçen seçimde başkanlık verdik. Şu an tek olarak yönetiliyor. Zaten verdik. Daha ne istiyor ki başka? Tanrılık mı istiyor başka? Ne istiyor? Zaten başkanlık istemedi mi? İstedi. Verdik mi? Verdik. Şu an tek başına yönetiyor. Koalisyon yok yani. Ne istiyor başka? Ben de verdim yani. Vermez olaydım da ben de verdim. Pişman oldun mu abi? Oldum canım böyle. Mülteci politikası mı, ekonomi mi, adalet mi, sağlık mı? Hangi politikalardan? Sağlıkta sorun yok. Allah'tan sağlıkta. Ben çünkü eskileri de bilirim. Bu teyzelerimiz de bilir eskileri. Neler çektin sağlıkta. Randevu alamayan diyenler var. Bundan sorun abi. Ya olur randevu. Çünkü şey kıtlığı var. Doktor kıtlığı var. Neden pişman olduk abi? Ekonomik mi, mülteci. Bu Arapların artık gitmesi lazım. Her yere yayıldılar artık abi. Almak istemiyorum. Kardeşim öyle deme. Ben baştan bir şey demedim, tamam mı? Dedim adamla savaş vardı. Yani öldürülüyordu ama artık Esad dedi ki gelebilirsiniz dedi. Bir şey yapmayacağım dedi. Gidin artık. Gidin. Çünkü burada rahatlığı yaşadılar ya. Orada rahat değildi. Burada rahatlığı yaşadılar, gördüler. Ama gidin yani. Ayıp yani. İnsan bir misafirliğe gider değil mi? İnsan bir misafirliğe gitsem ne olur? 10 gün 15 gün kalır. Sonra da ulan ayıp ya. Bak gideyim artık der değil mi? Bunlarda o yüz de yok artık bu Araplarda. Bir gidin ya. Gidin ki bizim gençlerimiz de iş bulsun artık. Ev kiraları düşsün. Ya o da var tabi. Abi şöyle. Mülteci olanı çok kızdırma bu hükümeti. Tayyip Erdoğan neden ülkeye mülteci aldı? Oy kazansın neden şeylik verdi? Vatandaşlık verdi? Oy kazansın diye. Abi ama hiç adalete ne bileyim ona buna hiç bakmadı ki abi. Gençlerimiz bak Suriye geçen abi Allah aşkına bir tane Suriyeli elinde iPhone 14 Pro'suyla ben geliyorum kafeye diye yürüdü benim içim acıdı. Ben bunu yapamam ben Türk vatandaşıyım. Burada doğup büyüdüm. Benim gücüme gidiyor. Ben mesela bunlarla yaşamak istemiyorum. Açık ve net bunlar gitsin artık yani. Tamam eyvallah ilk dönem acıdık ettik gelsinler eyvallah ama tamam bir yere kadar. Her şeyin bir sınırı var abi. Benim ülkemde gelip iPhone 14 Pro'su ile gezemez. Gezemez değil de abi böyle gösteriş için çabalıyorlar. En kötüsü de o hani düşünerek hani acıdık falan aldık ettik okey tamam ama hani bunun da bir nedeni vardı bence. Hani hepsi yapboz gibi aslında her şey yavaş yavaş yerlerine yerleştiriyorlar böyle. Sonunda bakalım ne olacak çok merak ediyorum sonunu. Her şey iyi olacak sıkıntı yok. İyi mi olacak abi? Recep Tayyip Erdoğan kazanır. Başkası kazanamaz. Abi bak işte abi yapmayın şöyle ya. Çok kötü abi. 16 yaşındayım abi ben. Evet abi. Sen musluklardan pislik attığını gördün mü? Gördüm. Nerede gördün? Kendi musluğumuzdan benim pislik attığını gördüm abi. 99'dan önce pislik akıyordu ya. O zaman parayla içmiyorduk suyu. Göğe bomba atıyorlardı parayla su gelsin diye. İçiyorduk o zaman. Ne içiyordunuz? Bir dakika yalan söylemeyin. Parayla su içilmiyordu o zaman. Ne tamam zaman mı? İçiliyordu? Biz maaşın 3'te 1'ini suya veriyoruz şimdi. Vereceksin tabii. Babam, Allah Allah. Tabii ki İstanbul'da yaşıyorsun sen. Sen git bakayım Fransa'da. Ya bana ne? Kardeşim konuş. Yok orada hayatımız var. Burada öyle değil. Bir kere ben o yılları biliyorum. Biz keşfeler su içiyorduk. Ne içiyordun? Çayım. Musluktan bok akıyordu affedersin ya. Bırak ya. Ya yalan konuşmayın. Yalan sen konuşuyorsun. Sen yalan konuşuyorsun. Konuş abla ya sen konuş. Hayır musluklardan çamur falan değil. Kesinlikle biz çeşmelerden su içiyorduk. Bidonlarımızı dolduruyorduk çeşmeden oradan su içiyorduk. Şimdi paramızın yarısı suya gidiyor. Neden? Çünkü faturası var, suyu var. Hepsini ayrı ayrı ödüyoruz. Elektrik zaten gün aşırı zam. Markete giriyorum. Bir dakika markete giriyorum. 4 gün önce. 3 gün sonra bak bugün 8,5 lira. 3 gün sonra 10 lira. Daha 3 gün sonra gidiyorum 15 lira. 3 gün sonra gidiyorum 20 lira. Ben yıllarca yaşlı bir kadın olarak şunu biliyorum. Bir zam gelirdi doğru. Bir şeylere zam gelirdi. Ama o zam 6 ay en az 8 ay en az sürerdi. Ben 100 lirayla gittiğimde ne alacağımı bilirdim. Kaç gram, kaç tane ne alacağımı bilirdim. Değil mi? Onun dışında şimdiden Hesap yapamıyorum, plan yapamıyorum. Kesinlikle. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Uymuyor çünkü gün aşırı bir zam gelmesi kadar anormal, denetimsiz, anormal bir durum olamaz. Bu çok çirkin bir şey. Bu benim üstüme gülmek, benimle alay etmektir. Milleti soyuyorlar işte. Bak, denetim baştan başlar, üretimle başlar. Üretim yerinden üretildiği an başlar, ona bir fiyat biçilir, o fiyat üzerinden tüketiciye sunulur ve o bir müddet gider. Tüketici de şunu bilir, maaşımla ben ne alacağım, ne vereceğim. Alay eder gibi. Şu anda adımını atmayacağın evler 5.000 liradan başlıyor. Maaşlar 6.500. Ben yılların emekli öğretmeniyim. Bir ömür vermişim. 6.500 lira maaş alıyorum. Tamam mı? Peki üniversite şeyi, yani derece olarak da, yani hani düşük derece değilim. Yüksek derecesi. Buna rağmen 6.500 alıyorum. Düşünün ki benim hiç evim yok. Düşünün ki benim, ki zaten şu anda yok. Ben kiraya çıkacağım. 5.000 lira. Allah aşkına benim aklımla, matematik bilmiyle hiç kimse alay etmesin. Matematik diye bir şey var. Tamam mı? İnsanca yaşamak diye bir şey var. Bunlar denetilmeli. Kontrol edilmeli. İnsanı yaşatmak odur. İnsanı yaşatmak odur. İnsanları çiğneyip ezmek, haksızlığa uğratarak yaşamak dedi. Bana biri hesap yapsın ya. 5.000 liradan aşağı ev yok. İnsanlar artık çocuğunun, çocuklar, evli çocuklar büyüklerin evine, büyükler annelerin evine geliyorlar. Tamam, eski konaklarda yok ki. Eski konaklar vardı eskiden, sofalı evler var, değil mi? Oralarda 3+1'ler, 5+1'ler, sonra gelenekler. Ay kardeşim, vardı oğlum. Ama kadınlar çalışsa da büyükler olurdu evde. Yemeğini yapardı, ederdi. Zaten akşam 8'den önce İslam'da eve ulaşılmıyor. Yani herkesin olsun, 1+1 olsun. Ama birilerinin doyumsuzca, ihtiraslı bir şekilde villalar, doyumsuzca cipler, harcamalar. Allah aşkına benden çok mu çalıştı bu insanlar? Veyahut da bu çalışanlar, emekçilerden çok mu çalıştı bu insanlar? Lütfen. Bir maden ocağı işçisinden çok mu çalıştı? Onları aldı. Asla, asla. Bugün maden işçiliği Avrupa'da Avrupa diyorsunuz ya, sosyal devlet ilkeleri. Aslında bizi Atatürk'ümüzün bıraktığı, emanet ettiği sosyal devlet ilkelerini onlar uyguluyor. Maden işçiliği orada en üst düzey görev. Neden? Alın teri, emek, sahtekarlık yok. Bir emek, ter işi. Öğretmenlik. Dubai'de dilenci olmak istiyor. Asla. Asla. Erdoğan beni bir hafta Dubai'ye bıraksın teyze. Allah çarpsın, buraya geldiğim zaman var ya, kimseyi tanımam. Evlat, sana bir şey söyleyeceğim. Olarak bak gelsen. Ben ne demek istediğini anladım. Misal verdin. Ama benim Türk gencim, benim Türk gencim ne demek istediğini anladım. Evet. Ama benim Türk gencim şuna layık. Tamam mı? Atatürk'ün emanet ettiği bir gençlik var. Ben hepinizi tanıyorum. 10.000 tane öğrencim var arkamda. Allah hepsine zeval vermesin. Hepsine sevdalıyım. Evlatlarım benim. Hepsinin içinde pırlantalar yatıyor. Tamam mı? Benim gencim okuyacak. Okutulacak. Yıpranmadan. Çalışacak. Mesleğine göre iş bulacak. Bir şekilde ondan sonra da layık olduğu şekilde. Ben demiyorum çok zengin yaşasın ama bir evi olacak, bir sıkılmadan, öyle 6.000 alıp 5.000 lira ev kirası verip üstüne gülünerek, ezilerek, alay ederek yaşamayacak. Ne yapar? Evet, bizim zamanımızda biz mezun olduk, hemen atandık. Ekmek paramızı yedik. Emeğimizle çalıştık çok şükür. Diplomamızın karşılığını aldık. 7 yıl atanamayan çocuklarımız var. 7 yıl anneden babadan harçlık isteyen, Bu gençliğin hakkı bu değil. Türk gençliği güzelliklere layık bir gençlik. Türk gençliği aslında ilgilenildiği zaman, imkanlar sunulduğu zaman pekala her şeyin en güzelini yapabilecekti gençlik. Zekasıyla da, çalışkanlığıyla da, insanlığıyla da. Ama elinden tutan olacak. Yurt dışındaki çocuklara bakıyorlar. Burayla ilgilenen yok yani. Ya bizden çok yurt dışındakilere, mültecilere bakıyor. Yurt dışından bakıyor. Buraya benim Hollanda'dan. Yurt dışına mı? Hollanda'dan insan geldi buraya. Tamam mı? Kaç sene kaldı? Kıza soruyorum. Kaç lira alıyorsun? Benim diyor maaşımı. Veriyor. Oturduğu ev 1+1. Şimdi evlenirsem diyor, hükümetten gelecekler evime, evlilik kağıdımı görecekler, 2+1'e çıkaracaklar beni diyor. Maaşının 1/4 kadar ev kirası alıyorlar. Düşünebiliyor musun? Senin diyor, benim giyeceğimi hesaplıyor. Sen her yaz veya kış, senede şu kadar gün tatil yapmalısın diyor ve o tatil parasını hesabında yatırıyor. Düşünebiliyor musun? Heh. Ne yapacağız? Burada kim haklı? Kim haklı? Çalışan mı haklı, çalışmayan mı? Tabii ki Avrupa dedikleri o işte. Sosyal devlet. Ama gençler, sevgili arkadaşlar, sosyal devlet prensiplerinin içi aslında Atatürk ilkeleridir. Halkçılık, cumhuriyetçilik, tamam, milliyetçilik, devletçilik, devrimcilik. Halkçılık nedir? Halkın menfaatlerine dayanan bir yaşam biçimidir. Halkın menfaatlerine dayanan yaşam biçimidir. Yani benim insanca, bakın zengin demiyorum. Zenginlik demiyorum. Ben zenginlik olarak yani milyar cebim olsun, işte 10 tane evim olsun demiyorum. Bir evim olsun, emeğimin karşılığını alayım ben, değil mi? Böyle alay edilir gibi peyniri bir gün 140'a, 3 gün sonra 180'e yemeyim. Ben derken biz, İstiklal Marşı'ndaki biz, Türk halkı, Türk öğrencisi, tamam mı? Ben bunu yemeyim, onu istiyorum ben. Alay edilmek istemiyorum. Hak etmiyoruz çünkü bunu. Öğrencim de hak etmiyor. Gençliğim de hak etmiyor. Benim gençliğim sosyal devlet prensipleriyle yaşar ve yetiştirilirse kendi geleceğine de onları verir. Değil mi? Atatürk ilkelerindeki üretim politikası. Sen ineğini iyi bakar. Üretimde sütüne yem paranı çok vermeyip doğru dürüst bir miktarda üretim yaparsan, sütü makul fiyatlarda alırsan sen de sütle beslenme imkanı bulursun. Bu ihtiyacın. Süt, et, yumurta yemek lüks değildir arkadaşlar. Yaşam hakkınızdır. Yaşam hakkınızdır. Bu biyolojik ihtiyaçtır. Üretim. Abi parası olan ekonomi zaten iyi. Sütünü üreteceksin. Onu sütçüye satacaksın. İş var. Niye çalışmıyorsun? Ben de çalışıyorum abi. Teşekkür ederim teyze, çok sağ ol. Hocam. Bütün sorun Atatürk ilkelerinin milletçilik, devletçilik anlayışıdır. Halkçılık anlayışıdır. Bu milleti kurtaracak olan budur. Acilen uygulanması gerekir bu politikaların. Özür dilerim çok konuştuysam ya. Estağfurullah oğlum, teşekkür ederim.